Ajdar jürilerimiz hazırlar ama tabii ki konuk jürimizi davet edeceğiz. Efendim kendisi daha adımını atmadan, o narin parmağı yere değmeden kırmızı halılar serilmiş bir yıldız. Adeta beyaz bir orkide, Türk sinemasının efsane ismi. Bu gece sahnemizi onurlandırıyor ve huzurlarınıza geliyor. Alkışlarınızla efendim. Bağ Balkan!
halkım, gözünüzün içine bakıyorum. Öyküyü sevmeyin. Hiçbir şeyi beğenmedim. Kadın yürüyemediği bir elbiseyle asla aşık olmaz. Ben de biraz evvel yürüyemedim. Bakıldım. O zaman sizde de var bir durum. Nasıl yani? Çok şık değilsiniz. Sizi biraz daha asalete davet ediyorum. Ama konuşma değil de biraz daha bir asalet. Tabii ki siz bizim konuğumuzsunuz, başımızın tacısınız. Ben zaten çok özür diliyorum. Sizin misafiriyim. Sizin değil. Kadın saten taftalar, saten düşesler içinde. Kendisi de bir düşes oldu. Geldiniz. Hoş bulduk prensesim. Mersi. Çok mersisiz. Özledik sizi. Ay, evet. Kavuştuk yine. Nihayet. Evet bebeğim. Siz bizi özlediniz mi, izliyor musun? Çok. Güzel. Çok. Güzel. Harika. Nur Yerli Taş yine burada olmaktan çok mutluyum. Ah, teşekkür. Nur'la birlikteyiz yine. Aşkımsın. Hoş geldin. O fotoğraf mı? Evet. Ay ne güzel bir renk öyle. Hoş. Değil mi? Çok güzel bir renk. Nişanlım mı? Hakan'cığım mikrofonu tutabilir misin? Asistanım. Ha öyle mi? Ben de nişanlım zannettim. Geçen yıl biliyorsun Türk sinemasının 100. yılında. Gelmiş geçmiş 100 yılda en güzel kadın ödülü verdiniz. Hey aferin. Sonsuz teşekkürler. O yüzden böyle terlerim diye hala o mutluluğu yaşıyorum. Her yerde yaşıyorum. Türk halkına sonsuz teşekkürler. 100 yılda gelmiş geçmiş en güzel kadın. Herhalde filmlerime baktılar, ha? Öyle verdiler. Ama hala öylesiniz. Bir heyecanlandım ben Hakan'la ilk defa yan yana oturuyorum. Öyle, o öyledir. Ben bir şey anlatayım mı? Tabii. Yıl 1983. Sevgili Yüksel Uzel'in evinde Banu Alkan. Ben de yurt dışından gelmişim. O zaman butikçi, valiz ticareti. Ben de henüz daha bebek, 18 ama yaşında. Ama Banu Alkan kıyamet kopuyor. Sevgili Yüksel Uzel'e gittim ben Cihangir'e. Dedim ki nerede? Ben de film bayılıyorum tabii. Dedi ki yatak odasında. Nasıl yani dedim. Git dedi kız yatak odasında. Ay ben bir gittim yatak odasına. Hiç unutmam, uçuk pembe angora. Böyle tüyler havada. Bir elbise giymiş. Ayağında taşlı o meşhur İtalyan. Ağla başlayan marka o zamanlar. Evet, evet. Ay birisi böyle bak. Böyle. Ay inanamadım, bayılacağım. O toz pembe angora elbise çok moda. İpek saten ayakkabılar. Ayakkabılar, ipek saten, üstü uçuk pembe taşlar. Ben inanamadım yani, bir kadın kıyamazsın dokunmaya falan böyle. Oh bebeğim benim. O günü hatırladın Yüksel'in evinde. 1983 benim. Ben de tıfıl, ay artist, ölüyorum artist böyle. Yani içimdeki o artist var ya. O karşılaşmamı Yüksel Uzel'e de buradan selam olsun. Ama bugünlere beraber geldik. Evet, evet. Ve Nur Yerli Taş'ın bu kadar büyük bir modacı olacağını o zamandan gördüm. Benim için gerçekten sizlere de saygı duyuyorum ama Nur Yerli Taş her programımda çıkar derdim ki ben sadece bir modacı biliyorum çünkü biliyorsun. Biz 24 saat Nur'la ya Paris'teydik ya Milano'daydık ya Roma'daydık herhalde bir 15-20 saat. Tabii ben Milano'dayım, o Roma'da bir film çeviriyor Serpil Çakmaklı'yla. Hatırlar mısın? Yok, biz alışveriş yok, Türkiye'deydi o. Hayır, o Türkiye'de biz seninle Roma'da, sonra Serpil gelmişti Milano'ya. Bunlar filmde ama yarış içindeler ama Banu tabii şampiyon. Ben Türkiye'de kimseyle yarışmadım, burada mütevazi olamayacağım. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde elem heyecanını yaşıyoruz ve Kırmızı Halı gecenin konsepti. İlk yarışmacımız podyumun açılışını yapacak. Evet, henüz ışıklara, kameralara alışamamış olabilir ama stiline dair herhangi bir fikir yürütmek için önce gala performanslarını izlemek doğru olur. Acaba sessiz ve istikrarlı gidenlerden biri olabilecek mi ve bakalım Kırmızı Halı'da nasıl bir kıyafet tercih etmiş. Özge Sarı podyumda.